geldi. Ama parayı hırsıza değil, dalgınlığına teslim etti. Bir arsa, bir de evin tapusu, köydeki evin tapusu. 50'nin üstünde falan işte. Altını, bileziği, neyse. 50'nin üstünde falan. 71 yaşındaki Fatma Yıldız'ın tam 7 çocuğu var. Eşi aylık maaş alıyordu ve aldığı maaşın bir kısmını da Fatma teyzeye veriyordu. Fatma teyze o paraları ailesindeki herkesten habersiz biriktirdi. Cumhuriyet altınları aldı, burma bilezikler aldı, üstüne dolarlar koydu ve o para tamı tamına 60 bin liraya ulaştı. Ve o paranın hepsini işte yatak odasındaki bu dolapta saklıyordu. Bakkala gittiği zaman, seyahate çıktığı zaman her şeyde o parayı ve dolarları yanına alıyor ve onunla birlikte çıkıyor. İşi bittikten sonra onlarla birlikte geri dönüyordu. Nerede saklıyordun parayı sen? Buraya koyuyordum çantana. Bir yere giderken de bu kapının kilidi var, kilitliyordum. İşte böyle buralara koyuyordum. Kolay yapmadı o serveti. Bulgur ve pirinç yedi. Yeri geldi, doğalgazdan tasarruf etmek için soğukta oturdu. Yemedi, içmedi, dişinden tırnağından arttırıp biriktirdi. Memleket havası iyi gelir dedi, İstanbul'dan yola çıkıp Sinop'a gitti. Dönüşte de yöresel ürünler almayı ihmal etmedi. Kocası ve engelli çocuklarıyla İstanbul'a döndü, bir taksiye binip Kağıthane'deki evine doğru yola çıktı. Fatma teyze tatile giderken, üstelik bakkala da giderken ev tapularını, arazi tapularını, altınları, paraları yanına almanın bedelini ağır ödedi. Sinop'tan dönüşte evinin, Kağıthane'deki evinin önüne geldi. Taksiden aşağı indi ve yukarı çıktı. Ama o takside biriktirdiği bütün parayı, yani servetini unuttu. Buraya geldim. Taksiciye verdik parayı, geçti gitti. Ona bir de baktım, kolumda ağırlık yok. Hacı dedim, çantayı dedim, taksiyi unuttuk. Hemen hacı gitti buradan, taksi de bulamamış. Üzüldüm tabii. Allah razı olsun, helal olsun demiş bir insanın eline geldiyse. Bana çantamı geri götürsün. Ben yine onun hakkını verin. Fatma teyzenin gözyaşlarını görüyorsunuz. Onun isteği şu. Para, altın dolu çantamı bulan ya da o çanta kimin elindeyse, hangi taksicinin elindeyse ne olur bana geri getirsin diyor. Müşteri binmiş olabilir taksiye. Taksici görmemiş olabilir birden. Hani evet, müşteriler de binmiş olabilir diyor. Ne olur bu çantayı geri getirin diyor. Çünkü çocuklarının parası. İki tane engelli çocuğu var. Onların parası. Eğer bu mesajını duyuyorsanız, o taksici arkadaş duyuyorsa lütfen Fatma teyzenin çağrısına kulak versin. Eşi ve çocukları şimdi Fatma teyzenin taksisinin geçtiği güzergaha bakıp taksinin plakasını ve hangi durakta çalıştığını bulmaya çalışıyor. Ama onun bir çağrısı var. Verin 500 lira para. Ne var yani? Verin. Helalimden verin.